Yetki belgesi olmadan tütün satışını yasaklanmasının ardından Adıyamanlı tütün üreticileri ayaklanmış, yasağı karayolunu trafiğe kapatarak protesto etmişti. Gözaltına alınan 16 tütüncüden 10'u tutuklandı. Şimdi cezaevindeler. Haklarında 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tütüne uzanan özendirilsin. Türkiye'yi soyanlar dışarıda, tütüncü içeride. Kendi bakanlığını kazıklayan bakan dışarıda, hak arayan, yola çıkıp sesini duyuran tütüncü içeride. Karayolunu kapatıp yetkisiz tütün yasağını protesto etmişlerdi. O tütüncülerden onu şimdi cezaevinde. 1 Temmuz itibariyle tütün ticareti yapanlar için yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Adıyamanlı ve Malatyalı tütüncüler satış yapamaz hale geldi. Yasağı protesto eden tütüncüler Adıyaman Kahta yolunu trafiğe kapattı, seslerini duyurmaya çalıştılar. 16'sı gözaltına alındı, adliyeye çıkarıldılar. Gözaltındaki tütün üreticilerinden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10'u suç işlemeye alinen tahrik, kanuna aykırı yürüyüş ve gösterilere katılma, kamu görevlisini cebir ve tehdit kullanarak engelleme suçlamalarından tutuklandı. Mahkeme tutuklanma gerekçesinde tütüncülerin kaçma şüphesi olduğunu belirtti. 6 aydan 12 yıla kadar hapisleri istenen tütüncüler ifadelerinde orada bulunmamızın amacı ekmek davasıdır dedi. Bir tütüncü ise Çelikhan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Bulut'un eylem yapan arkadaşlarına küfrettiğini iddia etti. Tütün üreticilerine yapılan bu muamele tamamen hukuk dışıdır. CHP Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi Abdurrahman Tutdere tütüncülerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Önümüz bayram, bayramı tütüncüler cezaevinde değil, kendi aileleriyle, çocuklarıyla beraber geçirsinler. Yoklukla, yoksullukla mücadele eden tütün üreticisi bir de hapiste çile çekmesin. Öte yandan tütün protestoları ve ardından yaşanan tutuklamalar Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde MHP'de istifa getirdi. 2019 yerel seçimlerinde MHP'den Çelikhan Belediye Başkan adayı olan Abdurrahman Yaylagül'ün de arasında olduğu 6 kişi partilerinden istifa etti.